Çin'in 50 yıl önce ve şimdi tamamen farklı iki ülke olduğu artık bir sır değil. Bir zamanlar fakir bir komünist ülke olan Çin, ekonomik bir sıçrama yaptı ve tanınmayacak kadar değişti. Ülke endüstri ve bilimde lider olmak için çabalıyor ve Çin'in mega projeleri dünyadaki tüm mecralarda en büyük ilgiyi görüyor. Bugünkü videoda Çin'in son 20 yılda gerçekleştirdiği büyük ve küçük inşaat harikalarından bazılarından bahsedeceğiz. Dünyanın 7 harikasından biri olan Babil'in asma bahçeleriyle başlıyoruz. Bu hırslı ve iddialı projenin hayata geçirilmesi 8 yıl sürdü. İngiliz mimarlar, gerçekleştirilmesine Şangay'da başlanan binlerce ağaçlık benzersiz bir proje yaptı. Yeni kompleks, dünyanın 7 harikasından biri olan, Babil'de bulunan ve ilk bina türü olan Semiramis'in asma bahçelerine benziyor. Bu arada dikey bahçeler inşa etme kavramı son yıllarda çok önemli hale geldi. Mimarlar bu sayede beton yığınları arasında yeşillik alanları çoğaltabiliyor. Bu tür binaların bir diğer işlevi de ekoloji, yani zararlı kentsel emisyonlardan havanın arındırılması oluyor. Bu konu özellikle yüz binlerce insanın duman nedeniyle kalitesiz hava soluduğu Çin megakentleri için oldukça önemli. Bin ağaç projesi 300 bin metrekare alana, 400 terasa ve 1000 sütuna sahip dağlar olarak adlandırılan iki binadan oluşuyor. Kompleksin duvarları, çatıları ve çevresi çeşitli ağaçlarla kaplanarak bir dağ manzarası görüntüsü oluşturulmuş. Burada çeşitli yerel türlerden yaprak dökmeyen meyve ve çiçekli ağaçlar kullanılmış. Çalılar ve diğer birçok bitki de dikilmiş. Bu sayede projenin görünümü mevsimlere göre değişiyor ve her zaman çekici görünüyor. Yeşillik aynı zamanda kompleks içinde iyi bir mikro iklim oluşturma gibi pratik bir işleve de sahip. Mimarlar yapıyı dekoratif vazolar için stand görevi gören sütunların binaya destek sağlayacağı şekilde tasarlamış. Her sütunun içinde ağaçları sulamak için bir sistem bulunuyor. İnşaat için seçilen alan, nehrin kıyısında bulunan eski bir un değirmeni bölgesiydi. Tarihi mimariyi korumak amacıyla fabrikanın 4 binasının yıkılmaması ve yeniden inşa edildikten sonra asma bahçeler genel fikriyle uyumlu hale getirilmesi oldukça ince düşünülmüş. Bu eski kule modern bir asansöre dönüştürülmüş. İki binadan ilki tamamlanmış, ikincisi ise yapım aşamasında. Yakında Körfez kıyısında Şangay'ın Putuo bölgesinin kentsel parkı ve ünlü bir sanatçı topluluğu olan M50 yer alıyor. Bu koca mahalle, park, kütüphaneler, 120'den fazla sanat galerisi, restoran ve kafelerden oluşan bir müze gibi. Binalardan birinde eski fabrikanın tarihini anlatan gerçek bir müze bile yapıldı. Diğer 3 bina ise sanat galerisi ve restoranlara tahsis edildi. Eskiden sıradan bir sanayi bölgesi olan bu yer, sanat, peyzaj ve mimarinin birleştiği yeni ve lüks bir mekana dönüştürüldü. Sizin de fark ettiğiniz gibi, Çin sürpriz yapmayı ve projeleri için çok para harcamayı seviyor. Örneğin bu projenin maliyeti 300 milyon dolar. Projenin gerçekleştirilmesinde, aralarında Dubai'deki ünlü Burj Al Arab Jumeirah Oteli'nin mimarı Martin Yohman'ın da bulunduğu binlerce uzman görev aldı. Dünyanın ilk yeraltı otelinin açılışından bahsediyoruz. Bu 5 yıldızlı Shimao Quarry Otel kompleksi, terk edilmiş bir endüstriyel taş ocağının bulunduğu alana inşa edilmiş. İkinci Dünya Savaşı sırasında burada kömür çıkarılıyordu. Ancak 2000 yılında Çin'de kabul edilen yeni çevre düzenlemeleri nedeniyle ocak kapatıldı. Şangay'ın yaklaşık 30 kilometre güneybatısında yer alan 18 katlı otelde 336 oda bulunuyor. Kompleksin inşaatı 12 yıl sürmüş. 5000'den fazla uzman, mühendis, mimar ve inşaatçı çalışmaya dahil olmuş. Artık burası 2018'den beri dünyanın her köşesinden gelen konukları ağırlıyor. Şangay'a arabayla sadece 1 saat uzaklıkta, elverişli bir konumda yer alıyor. Büyük şehir yakın, ancak şehrin koşuşturması ve gürültüsü hakkında endişelenmenize gerek yok. Otelin iki katı su altında.
Bu katlarda süitler ve panoramik pencereler yerine akvaryumların bulunduğu bir restoran yer alıyor. Kızarmış somon balığı yediğinizi ve arkadaşınızın yüzerek yanınızdan geçtiğini hayal edin. Ya da lezzetli bir şeyler yemeyi umursamayan bir köpek balığı. Bölgede yapay bir şelale ve su sporları yapabileceğiniz bir göl de var. Heyecan arayanlar cam köprüye tırmanabilir veya derin bir uçuruma bungee jumping yapabilir. Komplekste spor ve eğlence merkezlerinin yanı sıra kaya tırmanışı alanı da bulunuyor. Çin'deki bir diğer ilginç yapı ise buz küplerinden yapılmış bir bina. İki ünlü stüdyonun tasarımına göre hayata geçirilen bina, geleneksel bir binadan çok buzdan bir heykele benziyor. Bu sıra dışı bina, 2022 kış olimpiyatları için yapılmış. Buz küplerine benzeyen, birbirine bağlı ve yer değiştirmiş 9 adet 17 metrelik küpten oluşan 3 binadan oluşuyor. Aslında cepheler, baskılı buz kristallerine sahip cam panellerden yapılmış. Dikkat çekici bir şekilde basit şekilli bina yaklaştıkça daha ilginç ve karmaşık hale geliyor. Cepheler, günün ve yılın zamanına bağlı olarak, pürüzsüz ve şeffaftan pürüzlü ve buzluya, yumuşak maviden koyu griye kadar sürekli renk ve yüzey dokusu değiştiriyor. Bu dış cephe gökyüzünün ve bulutların rengini yansıtıyor ve güneş ışınlarını kırıyor. Geceleri cephelerdeki ışıklar tüm mahalleyi aydınlatır. Bina gözden kaçmasını imkansız kılan tek tip bir ışık yayıyor. Sizin de fark ettiğiniz gibi Çin her yerde ilk, en iyi ve en büyük olmak isteyen bir ülke. Üretim için mümkün olan tüm kaynakları maksimum düzeyde kullanıyorlar. Hatta doğayı bile limitlerine kadar kullanıyorlar. Sadece güneş değil, rüzgar da Çinlilerin büyük ölçekte enerji üretmesine yardımcı oluyor. Rüzgar enerjisi alanında piyasanın en büyük oyuncularından biri Çin. Ülke rüzgar çiftliklerinin sayısını artırırken, aynı zamanda çevreyi kirleten en önemli unsurlardan biri olan kömür tüketimini de azaltıyor. Çin, dünyanın en büyük rüzgar türbini jeneratörüne ve dünyanın en büyük rüzgar çiftliği kompleksine ev sahipliği yapıyor. MySE-16260 adı verilen dünyanın en büyük rüzgar türbini Çin'de Tayvan Boğazı'nda yer alıyor. 152 metre yüksekliğinde ve her bir kanadı 123 metre uzunluğunda. Rüzgar türbininin kanatlarının ve rotorunun toplam çapı 260 metre. Kanatlar dönerken 50 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor ve büyük miktarda enerji üretiyor. Bu rüzgar türbini Temmuz 2023'te çalışmaya başladı ve her yıl 66 milyon kilowatt saat temiz elektrik üretecek. Bu miktar elektrikle yaklaşık 36 bin haneye elektrik sağlanabilecek. Bu rüzgar türbini faaliyete geçtikten sonra boyut açısından yeni bir dünya rekorunun sahibi oldu. Ve aynı yıl kurulan bir başka Çin rüzgar türbininin rotor boyutunu 8 metre aştı. Dünyanın en büyük rüzgar çiftliği de Çin'de. Ve Gansu Rüzgar Çiftliği Kompleksi olarak adlandırılıyor. Çin'in kuzeybatısında yer alan bu çiftliğe toplam 7000 rüzgar türbini inşa etmeyi planlıyorlar. Bu çöl bölgesi Çin'deki en güçlü rüzgarlara sahip. Yani anlayacağınız gibi bu santralin yeri tesadüfen seçilmedi. Çin'de yükseklik ve uzunluk açısından dünyada ilk sıralarda yer alan binalardan bahsettiğimize göre şimdi de dünyanın en büyük dönme dolabından bahsedebiliriz. Mevcut en büyük dingilsiz dönme dolabı olan Baylan Nehri Dönme Dolabı, Çin'in Shandong eyaleti Weifang şehrinde resmi olarak açıldı. Tüm yapı 145 metre yüksekliğinde ve sabit tekerleğin çapı 125 metre. Üzerinde hareket eden ve her biri 10 kişi kapasiteli 36 kabin bulunuyor. Tekerleğin bir turu yaklaşık yarım saat sürüyor. Yolcuların sıkılmasını önlemek için her kabin TV ekranları ve kablosuz internetle donatılmış. Dönme dolap, Baylan Nehri üzerindeki bir köprü üzerine kurulmuş. Yapımı için 4600 ton çelik kullanılmış. Dev dairesel çerçevenin boruları iç içe geçerek ejderha sırtı adı verilen karmaşık bir yapı oluşturuyor. Dünyanın en büyük dönme dolapları, Las Vegas'taki 167 metre yüksekliğinde High Roller,
Singapur'daki 165 metre yüksekliğinde Flyer ve Çin'deki 160 metre yüksekliğindeki Nanchen yıldızı olarak kabul ediliyor. Şimdi de Çin Guiyang'da bulunan ve Qianchun Kavşağı olarak adlandırılan görkemli bir kavşaktan bahsedelim. Bu kavşak aslında sadece arabalar için dev bir hız trenine benziyor. Bu kavşak için yanlış çıkışa girerseniz yolculuğunuz birkaç gün daha uzar gibi espriler yapılıyor. Bu eşsiz ulaşım yapısına bakınca içinden geçmenin kolay bir iş olmayacağını anlamak pek de zor değil. Dağlardaki otoyol kavşağı sadece eşsiz bir manzara değil, aynı zamanda karmaşık bir mimari yapıdır da. Qianchun 5 seviyede ve 8 yönde 18 farklı üst geçitten oluşuyor. Üst geçit bölümlerinin en yükseği yerden 37 metre yükseklikte. Bu üst geçidin tüm karmaşıklığı bulunduğu dağlık araziyle kolayca açıklanabiliyor. Sosyal medya kullanıcıları GPS navigasyon cihazlarının bile yolun farklı seviyelerinde farklı yönleri karıştırabildiğine dair şakalar yapıyor. Ancak yetkililer, kavşaktaki tüm yönlerin ve çıkışların açıkça işaretlendiğini ve bir sürücü yanlış yöne gitse bile 500 metre ile 1 kilometre arasında yol aldıktan sonra her zaman kolayca doğru yöne dönebileceğini iddia ediyor. Bu görüntüye bakarak buna inanıyor musunuz? Qianchun yol kavşağının inşasına 2009 yılında başlanmış, ancak 2017 yılında tamamlanarak faaliyete geçebilmiş. Bu benzersiz ulaşım yapısı, farklı üst geçitlerdeki ve hatta bir gökdelen yüksekliğindeki karmaşık kavşak sistemi nedeniyle dünya çapında yolunu bulmaya çalışan sürücüler için bir kabus olarak biliniyor. Eğer daha önce gerçekleştirilmiş olan bu projeler sizi etkilemediyse, Ay'daki bu araştırma üssü ilginizi çekebilir. Çin, Ay'da ilk Çin üssünü inşa etmeyi planlıyor. Çalışmalar 2028 gibi erken bir tarihte başlayacak ve Ay toprağından yapılmış tuğlalar kullanılacak. 15 Nisan 2023 tarihinde Çin'in Wuhan kentinde 100'den fazla Çinli bilim insanının katıldığı bilimsel bir konferans düzenlendi. Tartışmanın ana konusu ilk ay üssünü inşa etme planları ve dünyanın uydusunu keşfetmek için yapılacak görevlerdi. Bir ay üssünün inşası sadece insanlığın uzay araştırmalarında ilerlemesinde değil, aynı zamanda Çin'in bir uzay gücü olarak stratejik ihtiyaçlarının karşılanmasında da önemli bir rol oynuyor. Bilimsel konferansın bir parçası olarak ilk ay üssünü inşa etmek için kullanılacak ay toprağından yapı taşları oluşturma planı sunuldu. Bu bloklar 3D baskı teknolojisi kullanılarak oluşturulacak. Bilim insanları üssü kurmak için ay tuğlaları kullanmanın, yerden gönderilen malzemelerle eksiksiz bir yapı oluşturmaktan daha verimli bir yaklaşım olacağını vurguluyor. Çin'in ay üssünün tasarımı yumurta şeklinde. Üssün bir nükleer reaktörden güç alması muhtemel. Bir iniş modülü, bir sığınak, bir yörünge modülü ve bir ay gezgininden oluşacak. Ayrıca Wuhan'daki konferans sırasında Harbin Teknoloji Enstitüsü'nden bilim insanları şekli deniz yıldızına benzeyen bir başka ay üssü projesi sundular. Bu üs birkaç odadan oluşarak 3 ila 4 astronotun ayda kısa süreli kalması için tasarlandı. Bu projenin mimarlarına göre uydumuzda büyük ve kalıcı bir üs oluşturmak 20 ila 30 yıl sürebilir. Sizce Çinliler ay üssü projesini gerçekleştirebilir mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Videomuzdan bugünlük bu kadar. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Hoşça kalın.